Kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 31. Genel Kurulu'nda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Olağan genel kurulun ülkemize, ekonomimize, ihracatçılarımıza, özellikle de sizlere hayırlı olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak olan tüm firmalarımızı ve iş insanlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde malum, marifet ittifata tabidir. Başarıyı takdir, hakkı teslim etmenin yanı sıra yeni başarıların da önünün açılmasını sağlar. Az önce Sayın Başkan ve Sayın Ticaret Bakanımız, ihracatçılarımızın Türkiye ekonomisine katkılarını detaylıca anlattılar. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların açıkça ortaya koyduğu böylesi bir başarıdan gurur duymaması mümkün değil. Sizlerin nezdinde 150 bin ihracatçımızın her birine Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, ihracatçılarımızı ticaret diplomasisinin öncü neferleri, akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. Bugüne kadar sizlerle yol yürümekten hem bahtiyarlık hem de büyük şeref duydum. Yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik, sürdürülebilir, kalıcı çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız, biz de size yardım ettik. Siz ürettiniz, biz de sizi destekledik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Siz yeni pazarlar aradınız, biz de sizin yolunuzu açtık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde mutlaka sizlerin talepleri de vardı. Hemen her yurt dışı ziyaretimize sizlerin de iştirak etmesini sağladık. Anlaşmalarla, forumlarla, fuarlarla ve etkinliklerle ülkemizle dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracatı ülke sathına yaydık. Hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fil dişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Ama bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan, dünyanın dört bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerimin çok ama çok iyi biliyor. Sadece 2024'ün ilk 5 ayında 42 ülkeye 79 heyet düzenleyen tim mensupları Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi görüyor. Biz başkalarının ne dediğine değil, size bakıyoruz. Sizinle yol yürüyoruz.
İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcım, gerek Ticaret Bakanım, gerekse diğer ilgili tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım aynı şekilde sizlerin en büyük destekçisidir. İhracatçımızın, sanayicimizin, yerli yabancı yatırımcımızın, üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi olamaz, olmamalıdır. Halkımızla, iş dünyasıyla, reel sektörle arasına mesafe koyanlarla kimse kusura bakmasın ama biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. Her fırsatta tekrarlıyorum. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir. İhracat Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yoldur. Türkiye tüketerek değil, üreterek, istihdam oluşturarak, ihracat yaparak büyümek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin temsil ettiği 150 bin kardeşimiz ülkemiz adına işte böyle önemli bir görev icra etmektedir. Sizler çabalarınızla Türkiye'nin tanıtımına, Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine de imkan sağlıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bütün bu emekleri heba etmesine, engellemesine, işi yokuşa sürerek zorlaştırmasına izin veremeyiz. Türkiye'ye inandığınız, Türkiye'ye güvendiğiniz, Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin dış ticarette sizin de emeklerinizle yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da çok net biçimde söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşına ve 6 Şubat depremlerine rağmen hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre %2,3 artışla yine rekor kırdı. İhracattaki güzel haberlere ithalat tarafından gelen olumlu veriler de eşlik ediyor. İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs ayında da devam etti. İthalatımız Mayıs ayında yıllık bazda %10,3 oranında geriledi. 2024 yılı Mayıs ayında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda %47,8 düşüş gösterdi. 2024 yılının ilk 5 ayında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 artışla 106 milyar 914 milyon dolara çıktı. Böylece ilk 5 ayda mal ihracatında net
4,6 milyar dolar artış sağladık. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. İlk 5 ayda dış ticaret açığımız 19,2 milyar dolar azaldı. Mal ihracatımızdaki artışın yanında hizmet ihracatında da 2024 yılı hedeflerimize yaklaşıyoruz. Yılın ilk 3 ayında hizmet ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artış göstererek 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk 5 ayında hizmet ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artışla 36,2 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yıllıklandırılmış olarak 2024'ün ilk 3 ayı sonunda 103,2 milyar dolar olan hizmet ihracatımızın ilk 5 ay sonunda 104,3 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Cari işlemler açığındaki iyileşme, dış ticaret dengesindeki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma ve turizm gelirlerindeki artışla orta vadeli program hedeflerinden çok daha iyi gerçekleşecek. Cari açıktaki azalma hem rezerv birikimini müsbet etkileyecek hem de finansal istikrara destek olacaktır. 2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara ve hizmet ihracatımızı ise 110 milyar dolara mutlaka taşıyacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Kıymetli dostlar, ihracata ve ihracatçılarımıza verdiğimiz desteğin artarak devam etmesi Türkiye'ye farklı bir ivme kazandırmıştır. İhracatımızın katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirilmesini arzu ettiğimizi farklı vesilelerle ifade ettik. Firmalarımızın finansman sorununa çözüm bulunmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Hazine Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ihracatçılarımızın finansman imkanlarını geliştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Sürekli yeni teşvikler ve destekleri devreye alıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini güçlendirdik. Son bir yıl içinde toplam 22 milyar liralık nakdi sermaye artışı oldu. Böylece Türk Exim Bank 70 milyar liralık öz kaynak yapısıyla siz değerli ihracatçılarımıza daha fazla destek verme imkanına kavuştu. Exim Bank vasıtasıyla 2023 yılında ihracatçılarımıza toplam 42 milyar dolar destek olduk. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizde 2024 yılında bu desteği 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kredide kefalet sorununun ortadan kaldırılması amacıyla kurulan ihracatı geliştirme şirketiyle bugüne kadar 78,4 milyar liralık kefalet sağladık. Son dönemde yapılan tüm düzenlemelerle reskont kredilerinin günlük limitini 10 kat artışla 3 milyar liraya çıkardık. Reskont kredilerinin toplam maliyetinin Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmamasını temin ettik. 360 gün vadeli reskont kredisinin maliyet oranı %25,93'e sabitlendi. Kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacak olan %25 oranındaki vergi oranını ihracatçı firmalarımız için 5 puanlık indirimle %20 olarak belirledik.
Mimarlık, mühendislik, tasarım ve yazılım gibi çeşitli hizmet ihracatı gelirlerindeki kazanç istisnasını %50'den %80'e yükselttik. Exim Bank kredilerinin yanı sıra yatırım taahhütlü avans kredilerinin kapsamını katma değeri yüksek ihracatı artıracak şekilde genişlettik. Yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yıl süreyle toplam 300 milyar liralık limit tahsis edilmesini planlıyoruz. Merkez Bankası tarafından ticari bankalar aracılığıyla kullandırılan bu krediler cari dengenin iyileşmesine ve fiyat istikrarına katkı verecek. Ayrıca verimliliği yüksek yatırımların uygun koşullarda uzun vadeli ve Türk lirası cinsinden finansmanını mümkün kılacak. Program sayesinde dış ticaret açığımızda yer tutan 284 ürüne odaklanan 1 milyar lira ve üzerindeki yatırım projeleri değerlendirilecek. Bir başka ifadeyle yüksek teknolojili ve stratejik üretime yönelik yatırımları bundan sonra daha güçlü destekleyeceğiz. Projenin niteliğine göre %15 ile %30 arasında değişen maliyet oranları uygulanacak ve 10 yıla kadar vade imkanı tanınacaktır. 2002'den bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatı 4,5 katına çıktı. İnşallah bu oranları çok daha yukarılara taşıyacağız. Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu %40'dan %30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesinden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara ve 6 Şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık mali faturasına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz. Geçen sene tüm taraflarla görüşerek hazırladığımız orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Popülizmin zirveye çıktığı 31 Mart seçimleri sürecinde Türk ekonomisine ilave yük oluşturacak afaki adımlardan uzak durmak suretiyle programa olan güvenimizi uygulamalarımızla ispat ettik. Sırf seçim kazanmak uğruna milletimize yalan söyleme, meydanlarda bol keseden vaat dağıtma gibi yollara başvurmadık. Bundan 3 ay önce seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine sadece miting yapıyor, ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Liyakat, adalet, hak, hukuk diyerek ahkam kesenlerin bugün nepotizmin kitabını yeniden yazdıklarını görüyoruz. Şehirlerine hizmet etmesi gerekenler sadece hısım akrabaya çalışıyor. Biz siyasi olarak etik dışı olan bu yolların hiçbirine tevessül etmedik. İnsanımıza karşı daima dürüst olduk. Tutamayacağımız sözü vermedik. Söz verdiğimiz zaman ise bir şekilde sözümüzü yerine getirmeye gayret ettik. Bunun sebebi şudur. Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz velev ki kendimiz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz. Biz kendi çıkarımıza uygun olanı değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğru olanı yapmanın peşindeyiz. Önceliğimiz
bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz. Mali disiplin alanındaki adımlar, para politikamızın etkinliğini artıracak ve enflasyonla mücadeleye güçlü destek verecek. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde hamdolsun başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar son derece olumlu seyrediyor. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine ve ihracat pazarlarımızdaki zayıflamaya rağmen %4,5'luk bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi nominal değerle dünyada 17. Satın alma gücü paritesine göre ise 11. sırada yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümemiz %5,7 olarak gerçekleşti. Bunun 1,6 puanı net dış talepten. Yani siz değerli ihracatçılarımızın kıymetli çabalarından kaynaklandı. Büyümede kalitenin arttığı, kompozisyonun özellikle iyileştiği bir döneme adım atmış bulunuyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış 18 çeyrektir devam ediyor. Yatırımların ve ihracatın sürüklediği bir büyüme idealimizi süratle gerçeğe dönüştürüyoruz. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği %4'e yakın dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Değerli arkadaşlar, Türk ekonomisi emin adımlarla hedeflerine doğru ilerlerken Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki görünümü de ciddi biçimde değişiyor. Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi. Programımız tıpkı öngördüğümüz doğrultuda meyvelerini veriyor. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 31 Mayıs itibariyle 45,2 milyar dolar artışla toplam 143,6 milyar dolara yükseldi. Ekonomi programımızın oluşturduğu güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemize dış kaynak girişi devam ediyor. Bankacılık ve reel sektörümüzün dış borç çevirme oranları artarken bu borçlanmalar daha düşük maliyetlerle gerçekleştiriliyor. Son bir yılda bankaların dış borç çevirme oranı %96'dan %153'e, reel sektörün dış borç çevirme oranı ise %118'e yükseldi. Bankalarımız yılbaşından bu yana 4 milyar doların üzerinde sermayeye benzeri dış kaynağa erişim sağladı. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda da güçlü bir canlanma göreceğimize inanıyorum. Yatırım ortamımızın daha da iyileştirilmesi için gerekli olan her adımı zaman kaybetmeden atacağız. Aktif sanayi politikalarına hız kazandıracak, dijital ve yeşil dönüşüme odaklanan politikalarla temellerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Programın olumlu sonuçlarını ülke risk priminde de net şekilde görüyoruz. Ülkemizin CDS primi 266 baz puana kadar geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı ve görünüm adımlarını sizler de yakından takip ediyorsunuz.
Çok taraflı kalkınma bankaları da önümüzdeki dönemde 60 milyar dolara yakın kaynağı ülkemizdeki kalkınma projelerinin finansmanına aktaracak. Uzun vadeli ve düşük maliyetli bu kaynaklar yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracata katkı sunan tüm girişimcilerimizin emrinde olacaktır. Daha rekabetçi, daha müreffeh, daha üretken ve güçlü bir Türkiye'yi siz ihracatçılarımızın da katkısıyla inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için biraz sabır, kararlılık ve uyguladığımız programda dirayet göstermek gerekiyor. Şunu sizin de bilmenizi isterim. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin baş aktörü inşallah Türkiye olacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymamanızı sizlerden özellikle bekliyorum. Sizlerden, siz iş insanlarımızdan programa güvenmenizi istiyorum. Kendi çıkarları dışında başka hiçbir şey düşünmeyen felaket tellallarının girişimlerine karşı hep beraber sağlam bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin tekrar şaha kalkmasını istemeyenlerin tezviratlarına karşı daha dikkatli olalım. Bunlara prim vermeyelim. Biz işimize bakalım. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanalım. Türkiye'nin başarılarına bir türlü sevinemeyen, sırf haklı çıkmak, bütün bunların uğruna sokaktaki vatandaşı bilerek yanlış yönlendiren, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayan muhterislere meydanı asla terk etmeyeceğiz. Sizlerle ve Anadolu'nun farklı illerindeki iş dünyası temsilcilerimizle daha yoğun bir şekilde bir araya gelerek bu süreci suhuletle yürüteceğiz. İnşallah bundan sonra ekonomi ekibimiz, başta ihracatçılarımız olmak üzere iş dünyamızı daha sık, daha düzenli olarak bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımları devreye alacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 31. Olağan Genel Kurulu'nun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ödül alan tüm firmaları, şahısları tekrar tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, huzur ve refahına katkı yapan siz ihracatçılarımıza teşekkür ediyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun, işleriniz bereketli olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz öncesinde diye takdimimiz. Daha sonrasında da ihracat şampiyonlarımızın ödül takdim törenimiz için efendim. Şimdi bir kez daha Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim bugün sizler için hazırladığımız bir sürprizimiz var. İhracatçılarımız sizden aldığı cesaretle uzak mesafeleri yakın kılıyor. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Türkiye'ye, en uzak mesafedeki ülkelere, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya ve Singapur'a yüksek teknoloji ürünleri ihraç ediyor. Ve şimdi savunma sanayinde kullanılan insansız hava aracından 200 kilometre menzilli görüntü alabilen GPS cihazı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Ve şimdi tamamen yerli ve milli olan bu ürünler Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcileriyle imzasıyla Yeni Zelanda'ya gönderilmiş olacak. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
işte bizler de o tarihe ana hep birlikte şahit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yüksek teknolojiye sahip bu ürünler birazdan Yeni Zelanda'ya konteynerda gönderilmiş olacak. Evet, şöyle kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Evet, şimdi arkadaşlarımız konteynerin içine koyuyor. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İhracat ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi günün anısına bir hediye takdimimiz var. Biz de hediyemizin muhtevasından hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza içeriğini arz etmek isteriz. Bu hediyemizin içeriği rotamız ihracat, pusulamız tim, mottomuzu temsilen resmedilen rölyef tablomuz Ticaret Bakanımız ve tim başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, efendim şimdi bizleri gururlandıran Türkiye'nin ihracat şampiyonlarına ödüllerini takdim edeceğiz. Türkiye'nin mal ihracat şampiyonu ilk 10 firmamız geliyor şimdi. 2023 yılında en çok ihracat yapan 10. firmamız Baykar Makine adına Sayın Haluk Bayraktar'ı bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bayraktar. Evet, Baykar Makine adına Sayın Haluk Bayraktar'ı ve ekibini tebrik ediyoruz. Efendim sizleri misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 9. firmamız Mercedes-Benz adına Sayın Tülin Mede Esmer geliyor huzurlarınıza. Alkışlarınızla buyursunlar Sayın Esmer. Efendim sizleri de tebrik ediyoruz, misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 8. firmamız Arçelik adına Sayın Levent Çakıroğlu geliyor bir kez daha. Buyursunlar Sayın Çakıroğlu. Evet Sayın Çakıroğlu'nu da tebrik ediyoruz ve kutluyoruz yürekten bir kez daha. Şimdi 7. firmamız Oyak Renault Otomobil Fabrikalar adına Sayın Yan Pitaçek'i huzurlarınıza davet ediyoruz alkışlarınızla. Buyursunlar lütfen. Evet Sayın Pitaçek'i de tebrik ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 6. firmamız Vestel Dış Ticaret adına Sayın Ahmet Nazif Zorlu geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Zorlu. Evet Sayın Zorlu'yu da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 5. firmamız Kibar Dış Ticaret adına Sayın Ali Kibar geliyor bir kez daha huzurlarınıza alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Kibar. Evet Sayın Kibar'ı da tebrik ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 4. firmamız Türkiye Petrol Rafineleri adına Sayın Levent Çakıroğlu geliyor bir kez daha. Buyursunlar Sayın Çakıroğlu. Evet Sayın Çakıroğlu'nu da bir kez daha kutluyoruz, tebrik ediyoruz kendilerini. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, artık ilk 3 firmamızı söylemeye geldik şimdi. 3. sırada Sokar Türkiye Grup Şirketleri Star Rafineri adına Sayın Rövşan Necef geliyor huzurlarınıza alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Necef.
Evet Sayın Necef'i de tebrik ediyoruz, kutluyoruz bir kez daha. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci sırada Toyota Otomotiv adına Sayın Erdoğan Şahin geliyor huzurlarınıza. Alkışlarınızla buyurunuz Sayın Şahin. Evet Sayın Şahin'i de tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve şimdi birinci sıra 2023 ihracat şampiyonu firmamız Ford Otomotiv Sanayi adına ödül almak üzere Sayın Levent Çakıroğlu huzurlarınızda bir kez daha. Buyursunlar Sayın Çakıroğlu. Efendim şampiyonlarımızı tebrik ediyoruz. Efendim sizleri de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına hatıra fotoğrafı için davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, mal ihracatı ilk 10 firmamız yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz lütfen? Efendim sizleri yerlerinize uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tebrik ediyoruz. Böylelikle mal ihracatı ilk şampiyonlarımızı ödülleriyle buluştu. Şimdi hizmet ihracatı şampiyonu. İlk 10 firmamızın ödüllerini takdim edeceğiz müsaadelerinizle. Türkiye'nin hizmet ihracatında gururu ilk 10'u açıklıyoruz. 2023 yılında en çok hizmet ihracatı yapan 10. firmamız Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık adına Sayın Yıldıray Karaer geliyor huzurlarınıza. Buyursunlar Sayın Karaer. Efendim Sayın Karayeri de tebrik ediyoruz. Sizleri sahnede ağırlamaya devam ediyoruz. 9. firmamız şimdi Ekol Lojistik adına Sayın Arzu Akyol Ekiz geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Ekiz. Evet Sayın Ekiz sizleri de kutluyoruz, tebrik ediyoruz, misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 8. firmamız Annex Services Turizm adına Sayın Zafer Onat geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Onat. Evet Sayın Onat sizleri de tebrik ediyoruz, kutluyoruz, misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 7. firmamız Odeon Turizm İşletmeciliği adına Sayın Ayhan Akan Bektaş geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Bektaş. Evet Sayın Bektaş sizleri de yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz, misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 6. firmamız, efendim misafir etmeye devam ediyoruz sizleri. 6. firmamız Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi adına Sayın Mustafa Başar Arıoğlu geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Arıoğlu. Evet Sayın Arıoğlu'nu da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi 5. firmamız TAV Havalimanları Holding adına Sayın Mehmet Erdoğan geliyor alkışlarınıza. Buyursunlar Sayın Erdoğan. Evet Sayın Mehmet Erdoğan'ı da tebrik ediyoruz, kutluyoruz kendilerini. Şimdi 4. firmamız İGA Havalimanı İşletmesi adına Sayın Cemal Kalyoncu geliyor huzurlarınıza. Buyursunlar Sayın Kalyoncu. Evet Sayın Cemal Kalyoncu'yu da tebrik ediyoruz. Misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi efendim müsaadenizle artık ilk 3 firmamızı
açıklamaya geldi. Şimdi üçüncü sırada Güneş Ekspres Havacılık adına Sayın Tuncay Eminoğlu geliyor. Alkışlarınızla buyurunuz Sayın Eminoğlu. Evet Sayın Eminoğlu sizleri de tebrik ediyoruz. Şimdi ikinci sırada Pegasus Hava Taşımacılığı adına Sayın Mehmet Tevfik Nane geliyor huzurlarınıza. Buyursunlar Sayın Nane. Sayın Nani'yi de tebrik ediyoruz. Kendilerini de misafir etmeye devam ediyoruz. Ve şimdi birinci sıra 2023 Hizmet İhracat Şampiyonu firmamız. Milli gururumuz Türk Hava Yolları adına ödülünü almak üzere Sayın Ahmet Olat geliyor alkışlarınızla. Buyursunlar Sayın Olat. Sayın Olat'ı da tebrik ediyoruz. Bu yıl ilk kez ödüllerini takdim ettiğimiz e-ihracat kategorisinin birinci olan firmamızı da sahneye davet etmek isteriz efendim. Şimdi Trendyol DSM Grup Danışmanlık adına ödülünü almak üzere Sayın Çağlayan Çetin geliyor huzurlarınıza. Buyursunlar Sayın Çetin. Ve böylelikle ihracat şampiyonlarımız ödülleriyle buluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizzat ödüllerini aldılar. Ve hatıra fotoğrafı için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına doğru davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Ve kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? İhracat şampiyonlarımıza yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz kendilerini. Ödül alan firma temsilcilerimizi yerlerine uğurluyoruz efendim. Son bir kısmımızda Ticaret Bakanımızı, Tim Başkanımızı çok kısa bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Efendim sizleri uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve şimdi Sayın Bakanlarımızı, Tim Sektörler Konseyi Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizi, 61 İhracatçı Birlik Başkanımızı da aile fotoğrafı için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Ve böylelikle Türkiye İhracatçılar Meclisi 31. Genel Kurulu İhracatın Şampiyonları Ödül Törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki ödül törenimizde buluşmak üzere, hoşçakalın.